çok seviyoruz. Gülşen'i ayrı seviyoruz. Çok güzel bir birliktelik olmuş. Böyle bir birlikteliğin zaten kötü olma ihtimali yoktu bence. Hem Gülşen'in tarzını yansıtan hem de markayla yan yana geldiği zaman insanlara ilham verecek. Birazcık daha böyle renkli, enerjik ya da hazır bir kadın profili gördüm ben buradaki kombinlerden ve kıyafetlerden. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık hepsine. Gerçekten de bunu çok önerdim. Biz yaz hazırız. Biz 4 mevsim hazırız genelde. Yani özellikle yaz için yaptığım bir şey yok. Genel olarak iyi bakmaya çalışıyorum kendime. Teşekkür ederim. Tatil 1,5 ay sonra falan herhalde. Haziran sonuna doğru herhalde bir tatile çıkacağım. Ama tatilimin süresinin ne kadar olduğu henüz belli değil. Yeni sezonla alakalı düşüncelerimiz var. Ama bir Haziran sonu gibi herhalde çocuklar ve ailemle beraber tatil yapacağım. Ay yok, yazın çalışma. Öyle demek istemedim. Yazın dinleneceğim. Yani bir ay, 1,5 ay, 2 ay bilmiyorum tam olarak. Benim de nefes almam lazım. Kış çok yoğun geçti. O yüzden sezona da bakacağız. Daha karar vermem. Program çok güzel gidiyor. Yani biz kendimizi geliştirmeye, farklı şeyler yapmaya, içerik katmaya, çalışmaya devam ediyoruz. Yapabileceğimizin en iyisini yapıyoruz ve 900. herhalde bölüme falan yaklaştık. Kolay değil televizyonda her gün canlı yayın yapmak. Ama ben işimi çok seviyorum, ekibimi çok seviyorum, kanalımı çok seviyorum. O yüzden sevgi birçok zorluğu anlatmamıza yardımcı oluyor. İş hayatımızdan sıkça bahsediyoruz. Biz de boşluk yaratmak, böyle bir farklı birini hayatıma almak konusunda bir boşluk şu anda yok ama her zaman söylüyorum onu zaten. Çalışırken yaşanma korkusu var mı? Çok trafik bir kadınsınız ama hani
her insanda olur böyle fobiler. Yaşlanma fobisi var mı? Düşüncemiz var mı? Korkunun ecele faydası yok. Yani yapacak bir şey yok. Bu doğal bir süreç. 20 yaşında bana bunu sorsaydın da aynı şeyi söylerdim. Ama bilemezdim ki ben 43 yaşında böyle bir kadın olacağım. Şimdi 50'sinde nasıl bir kadın olacağım bilmiyorum veya 60'ına geldiğim zaman. Ama işte bir tek şunu biliyorum. Kendime çok iyi bakan, çalışan, üreten bir kadın olacağım sadece. Onun dışında organlarımızla alakalı yapabileceğimiz bir şey varsa da o sadece iyi beslenmek, spor yapmak. Zamanı meydan okuyorsunuz. Bu dönemde bence herkes oluyor. Yani sadece ben değilim. Yani ismini bir sürü sayabileceğimiz çok güzel kadın, yaşının en iyisini yaşamak için kendine çok iyi bakan bir sürü kadın var. Sadece popüler dünyada değil, normalde çevremde de gördüm. Bir sürü kadın var kendine iyi bakıyor. Hepimiz yaşımızın... Nasıl bakıyorsunuz peki, onu soralım. En iyisini yaşamaya çalışıyoruz. Ben iyi besleniyorum. Çok erken yatıyorum, erken kalkıyorum. Spor yapıyorum ve kendime iyi gelecek olan, yani mental anlamda da kendime iyi gelecek olan şeyleri yapma lüksüne sahibim. Dolayısıyla kalabalıklardan, kötü arkadaşlıklardan, dedikodudan, başkalarının hayatını kurcalamaktan uzak durduğum için de tek odak kendi hayatım. Sadece onunla ilgilendiğim zaman da meşguliyetim ve üzerinde çalışmam gereken konu da o oluyor. Onun dışında pek başka bir şeyle ilgilenmemek aslında bana iyi gelen şeylerden bir tanesi. Şöyle bir yorum var. Çalışken bir görüntü olurdu. Fakat adına adına Cennet Mahallesi Sultan olamazdı. Bununla alakalı ne söylemişsiniz? Nasıl oynuyorlar? Adriana Lipa'nın yani Sultan olup olmayacağı tartışılır. Bilemeyiz yani, kimse şimdi olur olmaz diyemem yani ama bana böyle bir teklif gelmedi. Yani şimdi böyle bir duyum var. Yani şöyle böyle bir duyum var da tabii ki Cennet Mahallesi benim hayatımdaki çok ama çok özel ve önemli bir yerde. Aynı anda böyle bir teklif gelseydi Türker abiden gidip rica ederdim. Beni bir, yani azat eder misiniz? Ben bir iki podyuma çıkıp yürüyüp geleceğim derdim belki herhalde diye düşünüyorum. Böyle bir teklif gelseydi herhalde değerlendirirdim diye düşünüyorum. Ama onun yerine 5 sene kadar, yani 119 bölüm, neredeyse 120 bölüm bir dizi çekme şansına eriştim. Bu da benim hayatımdaki çok önemli bir yere sahip. Türker abim çok kıymetlidir. Geç kalmış değilsiniz, şu an gelse öyle bir teklif. Yürür müyüm dersin? Ben bilmiyorum. Seçin abi. Çok tatlısınız. Çok teşekkür ederim. Çok zarifsiniz. Her şeyin bir zamanı vardı. O döneminde olsaydı olurdu. Bunun için bir şey yaptın mı Çağla? Bir girişimde bulundun mu Çağla? Hayır. Bekledim, teklif gelmedi falan. Ben gerçekten Türkiye'de o ayarda yapılan en iyi defilelere çıkmış, yürümüş bir modelim. Aklımda kalan, içimde ukde olan hiçbir şey yok. Mesleğimin de hakkını verdiğini düşünüyorum. En azından kendi ülkemde. Teşekkür ederiz. Çok yandık. Çok teşekkür ederim. Çok zor. Yandık. Teşekkür ederim. Abi de yeni gelmesin. Yandım mutlu ya. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.